temsilcileri, Dünya Turizm Fuarı'ndan sizlere sesleniyoruz. Kuzey Kıbrıs standındayız. Seyahat Ajantaları Birliği Başkanı Orhan Tolun ve Seyahat Ajantaları Birliği Müdürü Ceylan Hanım'dan biraz bilgi alacağız. Ben Orhan Tolun, Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Ajantaları Birliği Başkanıyım. Aynı zamanda tabii ki acente sahibiyiz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Dünya Turizm Fuarı'na geldik. Standımız çok güzel bu yıl. Sıcak bir atmosferde, Kıbrıs evi görünümünde ve Kıbrıs'ımızın kültürünü tanıtan bir standımız oldu. İlgimiz de yüksek oldu bu yıl. Tabii geçmiş yıllardan yaşamış olduğumuz birçok sıkıntılarımız vardı. Bu yıl bu sıkıntıları dile getirdik. Yeni bakanlıkla, müsteşarlıkla bunları konuştuk ve ortak bir ortam içerisinde ne yapacağımızı bu yıl ve neler yapmamız gerektiğini tartıştık ve ortak bir yol bulduk. Bu yol nedir? Bizim yıllardan meydana gelen, yıllarca meydana gelen ve gittik sonra gerileyen İngiltere'ye yönelik bir turizm potansiyelimiz vardı. 50 binlerden 10 binlere düştü tur operatörlerimizin getirmiş olduğu turist sayısı. Şimdi bu yıl işte gördüğünüz gibi yeni bir standımız, yeni bir tanıtıma gireceğiz bakanlık olarak. Teşvik sistemini düzelteceğiz. Çünkü adil olmayan bir teşvik sistemi vardı. Bu teşvik sistemini düzelteceğiz ve turizmimizin o dibe vuran turizmimizi İngiltere'den yönelik turizmimizi yeniden yapılandırmaya gideceğiz. Biz umutluyuz. Bu yıl bir şeyler yapacağımıza ve yeniden turistimizi, turist sayısımızı, tur operatörümüz sayısını eski yıllardaki durumuna getireceğimize inanıyoruz. Çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için. Ceylan Hanım, nasıl biraz bilgi alalım kendisinden? Evet, ben Kuzey Kıbrıs'ta Seyahat Ajantesi'nde Unique Serbest Travel'in müdürüyüm. Bu sene kötü bir turizm geçti. Ama umarım ümidimiz yüksektir. 2017 daha güzel geçecektir. Yeni enerjik bir bakanlık var. İnşallah her şey daha olur, daha güzel olur. Ağırlıklı olarak incoming yaptığımız için olan bazı düşüşleri görüyoruz. Durum bu. Bayağı bir ilgi var. İlk gün daha çok toplantılar, randevular yapılır burada. Daha sonra da ilgi buraya doğru artmaya başlar. Güzel, her şey güzel geçiyor şükürlük. Çok teşekkür ederim gerçekten. Burada olmak güzel. Çok sağ olun. Sizlerle olmak da çok güzel. Şu an çömlek standına gelmiş bulunmaktayım. Ve burada kendisiyle biraz bilgi alacağım. Kendisi tanıtır mısınız? Benim ismim Hasan Emin Ağa. Girne'de atölyem var. Davet üzerine, Turizm Bakanlığı'nın daveti üzerine burada gösteri yapmak için çağrıldım. Ve bugün başladık gösteriye. Çok güzel. Kaç yıldır bu mesleği yapıyorsunuz? Ben 4 sene İstanbul'da Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksekokulu'nun seramik bölümünde okudum. 4 seneden sonra mezun olduktan sonra Kuzey Kıbrıs'ta atölye açtım. 1974'ün Ekim ayında atölyemi açtım. O gün bugün Design 74 Seramik Atölyesi ismi altında çalışmalarıma devam etmekteyim. Çok güzel şeyler yapıyorsunuz. Yani yapımı nasıl, zor mu? Şimdilik bu çömlek dediğimiz kil, çömlekçi kili kilden, evet. Merkeze getirdikten sonra şekil verebiliyoruz. Merkeze geldikten sonra buradaki o kişi istediği formu merkezdekten sonra yapabiliyor ve istediğin şekli yapabilirsin. Harika. Mühim şey. Olan burada kili, çamuru merkeze getirmek. Anlıyorum. Merkeze gelen bir çamur istediğiniz şekli verebilirsiniz. Tabii bunu bir ayda öğrenen var, bir merkeze getirmeyi. Bir haftada öğrenen var, 5 ayda öğrenen var. Artık kabiliyete göre şeydir, üretim başlar. Buradaki porselenleri siz mi yaptınız? Buradaki gördüğümüz bitmiş olan seramikleri biz atölyemizde yaptık. Evet. Tamamen elde, çömlekli tezgahında şekillendirerek ve
el dekoru ile dekorlanarak sırlanır, fırına girer, 1050-1060 derecede pişer. Piştikten sonra bu hale gelir. Gerçekten çok tebrik ediyorum çünkü değer verici bir meslek. İşte bu mesleği ben Kıbrıs'ta Türk olarak ben ve bir arkadaşım Tombul Bey ile beraber ilk biz başlattık. Bizden önce Türklerde bu işi yapan yoktu. İlk bu üretime 74 yılında başladık. Arkadan yeni jenerasyon, yeni gençlik maalesef herkes memur olma ister. Memurluktan dolayı bu mesleği öğrenmek istemezler. Çünkü biraz fedakarlık isteyen bir meslektir. Daire saati, çalışmayla bu iş öğrenilmez. Kendinizden bir şey katarak, fedakarlık yaparak bu mesleği öğrenmek lazım. Onda gençlerimiz maalesef o riske giremiyorlar. Şu an şu devirdeki evet anlıyorum. Sanat çok değer ve yetenek yani isteyen bir meslek biliyorum ama. Evet. Ve sevmek, en başında sevmek. Tabii. Ben mesela 42 yıl var bu işi hiç usanmadan yapıyorum. Bir şeyler yaratmıyorum. Yani buraya da geldiğimde saat 10'dan başlayıp akşam 6'lara kadar, 5'lere kadar non-stop İngiliz'in dediği gibi çalışıyorum. Ki tanıtma yapıyorum. Herkes yani kendi ülkemdeki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki festivallerde de ben davet alıyorum. Belediyeler davet ediyor beni. Maksat yeni yetişen nesile bir aşı vurmak. Yani bu mesleği aşılamak, bu kültürü devretmek niyetim. Yoksa benim emekli çıkmışım ya tanımışlar, tanımamışlar önemli değil. Ama ben yeni jenerasyona, yeni gençlere tanıtmaya çalışıyorum. Gücümün yettiği kadar daha çalışacağım. Üniversitelerde bu şekilde dersleriniz var mı? Kuzey Kıbrıs'ta bu çark diyelim ya, o çömlekçi evet. Çarkını veren hoca yok. Öyle mi? Serbest çalışma çok. Sizin de şey olsa, gençlerimizi yani gönüllü olarak böyle yetiştirme yerleri olsa hem sizlere katkısı olur, işte yani hükümete katkısı olur. Hem kendileri de bir kazanç sağlarlar, yani kendileri de doğrudur. Bir şeyler yaratmayı öğrenirler. Doğrudur okullarda ama okullarda yapılması var, seramik okulumuz var. Seramik okulundan mezun olanlar, ben defalarca seneler var söylüyorum. Mezun olan, seramikte mezun olan gençlere imtihan yapıp bunların içinde en iyilerini, en kabiliyetlerini bir kredi verip, nasıl tarımcıya, hayvancıya kredi verip bir çiftlik kurduruyorlar, bir hayvan yetiştiriciyi, süt besiciliği yaptırıyorlar. Bu sanatın da ölmemesi için 10 senelik, 20 senelik böyle bir kredi, bir atölye kurumuna yardımcı olması lazım devletin ki bu kültür devam ölmesin, etsin. Haklısınız. Çünkü adam mezun olur, parası yok atölye açmaya. Ne yapacak? Değişik bir işe girer. Nitekim bana 2-3 tane geldi. Şimdi şu anda çocuk 4 sene çalıştı bende. Ben dedi bu işin geleceğini görmüyorum abi dedi. Ben açamam atölye dedi. Havuz temizleme işi yapıyorum. Daha çok para kazanıyorum. Haklı olarak. Çünkü geçim derdi. Evlendi adam. Herkes aynı şekilde yani, anlıyorum. O durumda devletin bu el işlerine, yalnız seramiğe değil, sanat bütün el işlerine devletin bir katkı koyması gerekir yaşayabilmesi için. Benim tavsiyem bu. Çok haklısınız. Ben de aynı şekilde katılıyorum size. Çünkü sanat çok önemli, tabii, değer veren bir meslek. Bu ölmemesi lazım bu mesleğin. Ben şu ürünlerinize bir bakacağım. Şunlar kaplumbağalar. Bunlara bayıldım ben. Evet, bunlar serbest elde yapılıyor. Bu ne? Bunun öğrenebilir miyim? Bu, ortası delik. Ortaya mum koymak için mumluk. Altında bunun şeyi var. Magnet dediğimiz mıknatıs var. İsterseniz buzdolabına da yapışalım. Anlıyorum. Ama bu büyükler bu, mumluk olarak şamdan aldığı. Şu küçükler onlar magnet olarak hatıralık. Ama çok güzel. Bildiğiniz gibi kaplumbağa bereket getirir. Evinizde mutlaka bulundurmanızı tavsiye ediyorum. Bunlara ben talibim. Tamam. Buyurun alayım. Tamam. Bunlar da harika. Çok güzel. Bunlar kurumaya mı bırakıyorsunuz? Bunlar gösteri amaçlı. Burada yaptığımız evet.
gösteri amaçlı olduğu için pek kullanılmaz. Ama bazı arkadaşlar, bazı ziyaretçiler şey olarak hatıra diye alıp evlerine götürüyorlar, saklıyorlar. Kaç günde kuruyor, ne kadar oluyor? Hava şartlarına göre 4 günde, 5 günde kuruyor. Anladım. Ama kuruduktan sonra bu yaptığımız ürünler lazım. En az 750-800 derecelik bir fırında pişmesi lazım. Pişmezse, kurusa bile suyu değdiği an yumuşar ve dağılır. Ben de Türkiye'de Kütahya Porselen'de 7 ay çalıştım. Biliyorum ama bize böyle şey kilden tabaklar geliyordu. Onlar, yani onu bilmiyorum. Hatice pişmişi geliyordu. Evet, anlıyorum. Onun üzerine de dekoruyorsunuz. Evet, dizayn yapıyorduk biz. Sır altı dekoru diyoruz. Biz fırçayla yapılıyor. Üzerine şeffaf sır atılıyor. Aynı. Bir daha fırına girer o zaman. Aynı. Biz gönderiyorduk çünkü biz kendimiz dizayn yapıyorduk. Ama böyle bunların kurumuşluğu kesinlikle kullanamazsınız. Yani pişmeden kullanılmaz. Lazım pişmeden. Bu Kıbrıs'ın. Çok teşekkür ederiz. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim ilginizden dolayı. İnşallah. Gerçekten elinize, gönlünüze sağlık. Ayrıca verdiğiniz sevgiye de minnettarız. Gerçekten çok güzel ürünler çıkardınız.